Eğer aynaya baktığınızda kendinizi hissettiğinizden daha yaşlı görüyorsanız haydi ekran başına. Yüzümüzde yaşlanmaya bağlı olarak sarkmalar, gevşemeler, kırışıklıklar ve cilt yapımızda değişiklikler olabilir. Yaşın ilerlemesi dışında sigara gibi dış etkenler de görüntümüzün bozulmasına sebep olabilir. Peki yüzümüzde bu şikayetleri düzeltmek için neler yapılabilir? Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahı Profesör Doktor Mehmet Bozkurt'a soracağız sorularımızı. Sizin de sıkıntılarınız varsa eğer yüzünüzle ilgili bizimle paylaşabilir, çözüm bulabilirsiniz. 0212 243 71 78'den bizi arayarak sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla bizlere mesaj atabilirsiniz. Sayın Bozkurt, sevgili hocam, hoş geldiniz stüdyomuza. Sağ olun Duygu Hanım, çok teşekkür ederim. Öncelikle size kendinizden bahseder misiniz diye soracağım. Çünkü önemli başarılara imza attığınızı duydum. Sağ olun, çok teşekkürler tekrardan. Ben plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Ama bizim tabii ki ekstra bir title'larımız da var. Aynı zamanda el cerrahisi, maksilofasiyel ağız yüz seni cerrahisi ve ilginç olarak son yıllarda da biyomateryal biliminde doktora yapıyorum. Bizim Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde biyomühendislik fakültesinin alt birimlerinden bir tanesi biyomateryal. Niye biyomateryal diye anlatayım nedir ben size. Nedir hocam, öncelikle onu da bilmiyoruz. Çok ilginç bir tespit var biliyorsunuz. İktisat fakültelerinin ya da işletme fakültelerinin birinci, ikinci sınıflarında okutulan çok ilginç iki tane ders var. Bunlarla alakasız gibi gelebilir size ama birincisi yapay zeka. 1-2 saat konusunda yapay zeka konusunda eğitim veriliyor. Evet. İşletme ve iktisat öğrencilerin. İkincisi de materyal bilimi. Biyomateryal dediğiniz zaman biyomateryal vücudumuz tarafından kabul edilebilir, parçalanabilir ve ihtiyacı olan malzemelerin üretimine dayalı bilim anlamına geliyor. Bu yüzden teknolojinin gelişmesiyle birlikte bir takım malzemelerin kullanımı giderek artmaktadır. Bunları akıllıca insanda nasıl kullanabiliriz? Bunun üzerinde de bir takım araştırmalar yapıyorum. Çok güzel hocam. Çok güzel hocam. Şimdi gelelim esas sizin konunuz olan estetik kısmına ve bugün yüz estetiğini konuşacağız. Kadınların ilgiyle izlediğini düşünüyorum şu anda bizleri. Yüzümüz neden sarkar, neden yaşlanır diye başlayalım. Acaba genetik bundaki en önemli sebep midir? Yoksa kendi kendimize yapabileceğimiz bir takım düzenlemeler olabilir mi yaşlanmayı geciktirmek adına? Evet, yüzümüz neden yaşlanır? Biliyorsunuz insanların belirli bir yaşam şeyi var, uzunluğu var. Şimdi her ülkede bu farklı farklı yaş grupları söz konusu. Mesela şimdi bakalım bizim Türkiye'de ortalama kadınlardaki ortalama yaşı 75 diyebiliriz, 75-74. Hong Kong'a gittiğinizde bu 86, Japonya'ya gittiğinizde 87 yaşına çıkıyor. Yine Güney Kore'ye baktığınızda yine 86 yaşlar civarında oluyor. Daha gelişmemiş olan ülkelere gidelim. Yemen'de kadınlarda yaşlanma sınırı, yani ortalama yaşam beklentisi 67 yaş oluyor. Niye yaşlanıyoruz? Cildimizin bir yapısı var. Bu yapısını yavaş yavaş kaybetmesiyle birlikte bir takım sarkmalar ortaya çıkıyor. Cildimizin sıkı durabilmesi için bir takım yapılardan oluşuyor. Çok tek terminolojiye girmek istemiyorum ama belki duymuşsunuzdur. İşte bunlardan bir tanesi kolajen, evet. Bir tanesi hyaluronik asit, glikozaminoglikanlar gibi bir takım materyaller. Bunun yanında bir takım da faktörler var tabii ki. Çevresel faktörler, yani sizde olan faktörlerin dışında çevredeki faktörler de etkiliyor. Sizdeki faktörler bu söylediğim maddelerin sentezlerinin azalması, DNA yapınızı, yani sizin bir şifreniz var. Şifrenize göre hayat ve yaşlanma sınırınız belirlenmiş vaziyette. Biz bunu telomerle ölçebiliyoruz. Mesela doğduğunuzda belli bir miktarda hücreniz var. Bu giderek 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 azalıyor, bunların replikasyonları, yani döngüleri, çoğalması ve bir hücrenin çoğalma olayı giderek yavaşlıyor ve yaşlanma ortaya çıkıyor. Eskiden baktığınızda, daha eski özellikle orta çağ gibi şeye baktığınızda erkeklerin ortalama ömrünün 35 yaş olduğunu görüyorsunuz ve çok daha çabuk yaşlandıklarını görüyorsunuz. Size ilginç bir şey daha anlatayım. Mesela biz benim Cleveland Clinic'teyken yaptığım çalışmalarda orada bir müzemiz vardı. Bir müzede yaklaşık 3000 tane kafatası vardı. O 3000 tane kafatasını inceleme fırsatım olmuştu. Orada baktığınızda 30'lu 40'lı yaşlarda 1915'te toplanan kemiklerin çene yapısına ve yüz kemiklerine baktığınızda
30'lu yaşlarda kemiklerde aşırı miktarda incelme gördük. Aynı zamanda daha çabuk yaşlanma olduğunu gördük. Bunlarda neydi? O zaman daha az koruyucular söz konusuydu. Daha az beslenme üzerinde duruluyordu. Evet. Kadınlar kendilerine daha az bakıyorlardı. Biliyorsunuz bu yaşlanmayı engelleyici bir takım kremler daha çıkmamıştı. Güneşe daha çok maruz Doğru. kalıyorlardı. Açık ortamda çalışıyorlardı biliyorsunuz çoğu. Çiftçilik gibi şeylerle uğraşıyorlardı. Artı basit hastalıklarda bir antibiyotiğin daha ortaya çıkmadığı dönemlere de bakacak olursanız bir takım sekerler kalıyordu. En azından antibiyotikli kremlerin çıkması bile bir takım mesela yüzünüzde olan bu yaraların iyileşmesini sağlayabilmekte. Ama buna çok öncesine döndüğünüzde bilirsiniz bir takım izler kalabilmekte. Bunlar da yaşlı görünümümüzün ortaya çıkmasına neden Evet. olmaktaydı. Peki hocam acaba 50 yıl ya da 100 yıl sonra ya da çok daha ilerleyen yıllarda yaş ömrümüz daha da ileriye atacak ve yaşlanmamız hemen hemen ortadan kalkacak mı dersiniz? Yaşlanma ilginç. Şimdi DNA yapınıza göre ortalama yaşınızın kaç olduğunu biliyor musunuz Duygu Hanım? Yok. 150 yaşına kadar yaşayabilirsiniz Aslında. aslında. Yani genetik şifre olarak 150 yaşına kadar siz şifrelenmiş durumdasınız. Bunu iyi kullandığınız takdirde buna ulaşabilmek mümkün olabilmekte. Fakat 150 yaşınıza geldiğinizde ne gibi problemler ortaya çıkıyor? Yedek parça üretimi ortaya çıkıyor. Yani yedek parçalarda artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte yedek parçalarınızın da üretimi söz konusu olacak. İşte kıkırdak, ciltle ilgili bir takım şeylerin, kolajen üretimleri, hyaluronik asit üretimleri ki bunları biliyorsunuz ameliyatsız yöntemlerde birçok estetik uygulamalarda bunları zaten kullanıyoruz ama sürekli geliştiriliyor ve doğru ellerde, doğru şekilde kullanıldığı takdirde özellikle kadınların yanında erkeklerde de büyük fayda görebilmekte. Zaten bir pazara bakın. Yaklaşık 2000'li yılların başındaki marketle 2050 yılının arasındaki markete baktığınızda yani tüketimi yaklaşık 250 kat bir tüketimin artacağı öngörülmekte şu anda. Ve dolayısıyla baktığınızda büyük firmalar buraya doğru daha çok yatırım yapmakta ve insanın sağlıklı yaşlanması üzerinde birçok çalışmalar yapılabilmekte. Peki hocam acaba size gelmeden bizim kendi kendimize yapabileceğimiz bir takım önleyici yöntemler var mıdır? Bize altın bilgiler verin lütfen Tamam. kadınlara. Bu tabii ki yani en çok dikkat edeceğimiz 5-6 tane konu var. Bir, uykunuza çok dikkat edeceksiniz. Mümkün olabildiğince sağlıklı uyku paneli oluşturmaya çalışacaksınız. Yani İki, güzellik uygusu diye bir şey var, öyle var, mi? var kesinlikle. İki, yeterli miktarda su alacaksınız. Bu cilt güzelliği için çok önemli. Yani tüketebileceğiniz su da önemli. İki, tabii ki beslenme şekliniz çok önemli. Özellikle biliyorsunuz endüstri kolay ulaşılabilir besinleri tüketmenizi öngörüyor. Fakat siz ne oranda sağlıklı beslenirseniz bu sizin cildinize, vücut yaşlanmanıza daha pozitif olarak etki edecektir. Dördüncüsü tamam ve D vitamini alın ama güneşten belirli bir oranda da korunmanız gerekiyor. Yani her zaman uzmanlar benim tam konum olmamakla birlikte dermatoloji uzmanları da bunları anlatırlar. Saat 12'de güneşlenmeyeceksiniz. Yahut da araba kullanıyorsanız bu çok önemli. Yani güneşten, fitrelerden uzak kalmanız gerekiyor. Bunlar da çok önemli. Artı sizin vücudunuza yararlı dış faktörleri alabilmeniz, sportif aktiviteleri yapmanız, kas tonitesinizi yani kas aktivitenizi arttırmanız gerekiyor. Bunlar temel yapmanız gereken şeyler. Stresten ne kadar uzak kalın deseniz de bu mümkün olmayabilir. Evet. Ama bunu kendinizi biraz daha hoşgörülü, daha pozitif düşünmeyle sağlayabilmeyi öngörüyorum ben. Yapabilmeniz mümkün olabilecek. Peki hocam şimdi size gelen hastalarınızı, danışanlarınızı diye söylemek gerekirse, düşünürseniz hangi problemlerle geliyorlar? Hangi yaş aralığındaki kadınlar, özellikle yüzleriyle ilgili hangi sorunları size iletiyorlar? Evet, şimdi bunu hem mevsimsel olarak bakabiliriz hem de yaşa göre bakabiliriz. Şimdi biliyorsunuz mevsimsel olarak baktığınızda yaz mevsimine girince daha çok cilt ve diğer el kollarımız ortaya çıktığı için bununla ilgili lekelenme şikayetleri daha çok ortaya geliyor. Çünkü siz güneşe maruz kaldığınızda daha çok lekelenmeye maruz kalacaksınız ve mesela yazlık yerlere gidenler uzun süre kalan kadınların yüzlerinde bir takım kahverengi lekelerin Evet. daha fazla Hem el oluştuğunu üstünde görüyorsunuz. olur, hem de Evet. üzerinde olur.
Fakat biliyorsunuz Duygu Hanım şemsiyenin icadı ne için yapılmıştır Çin'de? Herhalde yağmurdan korunmak amaçlı. Hayır, güneşten korumak için Gerçekten mi? yapılmıştır. Esas mucidi güneşten korunmak için yapılmıştır ve hala Çin'e ya da Uzak Doğu ülkelerine gittiğinizde yağmurdan ziyade güneşten korumak için Evet, beyaz kullanırlar. şemsiyeler Evet. kullanırlar ve Ve beyaz Uzak Doğulu eldivenler. kadınlar çok beyaz ciltlidir, değil mi? Evet. Çünkü onlar da biliyorsunuz toplumsal olarak beklentiler de farklı. Ne kadar beyaz tene sahipseniz bu daha toprakla uğraşmadığınızı, daha çok kendinize baktığınızı gösteren, daha yanlış söylemeyeyim ama daha böyle kendinize baktığınızı gösteren bir simge olarak kabul edilir Uzak Doğu'da. Yani Avrupa'da da kısmen böyle ama Akdeniz havzasına baktığınızda biraz daha farklı bir konjonktür söz konusu. Doğru. Yani biz çünkü bizim özellikle Akdeniz kadınları güneşlenmeyi sever. Evet. Doğru, tamam ama bunu da belirli oranlarda yapmak lazım. Bir de yaşa göre. Her yaşın kendine göre bir takım eksiklikleri olabiliyor. Mesela 30'lu yaşlı kadınlarla 40'lı yaşlar ya da 50'li yaşlı kadınlardaki şikayetler farklı olabilmekte. Ama siz ne kadar erken tedbir alırsanız bu yaşlandırmayı geciktirebilmeniz çok daha mümkün olabilmekte. Tabii genetik yapınızı da bileceksiniz bunların için. Bir takım alerjileriniz olabilir, hormonal bozukluklarınız olabilir. Bunların tedavisini birlikte çözümlemeniz gerekiyor. Sadece cerrahi ya da kremlerle bunu elde etmek mümkün değil. Yani bir hastaya bir bütüncül olarak bakmamız gerekiyor. 30'lu yaşlardaki kadınlarda mesela mezoterapilerle ufak botoks enjeksiyonlarıyla yahut da hyaluronik asit kolajen enjeksiyonlarıyla daha iyi sonuçlar elde edebilirken bu 50-60'lı yaşlardaki kadınlarda biraz daha cerrahiye doğru kaydığımızı görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz yağ çekimi ve yaşlanmaya karşı her zaman biz yenik düşeceğiz. Yani bu bir proses sonuçta. Bir genetik şifrelenmemiz var ve bu genetik şifrelenmenin sonucunda yaşlanacağız ama sağlıklı yaşlanmak ve doğal yaşlanmak önemli Önemli olan. değil mi? Şimdi hocam ameliyatsız yöntemlere geçelim istiyorum ama şimdi bu konuyu konuşmadan önce aklıma takılan bir soru var. Şimdi mezoterapilerle cilt altına bazı maddeler enjekte edilebiliyor dediniz. Şimdi bunlar piyasada da satılan ürünler. Kolajen olsun, işte hyaluronik asit dediniz. Bir takım serumlar, kremler, gece yatmadan önce sürülen ve çok da fiyatlı, çok da pahalı kremler var. Acaba bunlar kendi kendimize sürdüğümüz bu kremler işe yaramıyor mu da aslında enjeksiyonla müdahale etmek gerekebiliyor bir yerde, ehil ellerde? Evet. Şimdi tabii ki şöyle bakacağız olaya. Esasında basit bir kremin nemlendiricinin etkisiyle içerisinde bir takım vitamin komplekslerinin içerdiği kremlerin arasında tabii ki bir fark var. Ama majör bir fark var mı? Majör bir fark olarak buna yaklaşmak çok doğru olmayabilir. Çünkü önemli olan sizin cilt yaşlanmanız, yani cilt yaşınız var. Biyolojik yaşınız var, beyin yaşınız var, bir de kas yaşınız var. Bunlarla birlikte koordine etmek gerekiyor. Yani bütün profile bakarak siz hastaya yaklaşmanız lazım. Yani her hasta için her standart bir tedavi söz konusu değil. Yani mesela biz bir cilt analizi yaptığımızda cilt analizinde 5 farklı katmana bakarak değerlendiriyoruz. Bir, ultraviyole hasarı var mı? Derin kahverengi lekeler oluşmuş mu, kırmızı lekeler oluşmuş mu ve kırışma derecesiyle ilgili parametreler ve hastanın 10 yıl sonra nasıl görünebileceğine dair sanal görüntüleri de koyabiliyoruz, hastaya sunabiliyoruz. Dolayısıyla her hasta için farklı bir tedavi sunulabilir. Mezoterapilerde hyaluronik asitler konulabilir, şeyler konulabilir ama burada bilmeniz gereken bu hasarlanmayı bilmeniz lazım. Cilt yaşınızı bilmeniz lazım. Hastanın sigara içip içmediğini, hidrasyonunu yeterli sağlanıp sağlamadığını. Bir de maalesef bizim ülkemizi etkileyen kötü bir olay var. Biliyorsunuz 1900 yanlış hatırlamıyorsam 84'te yedi Evet. Çernobil Ve kazası. Türkiye'yi de etiketti, değil mi? Etkiledi biliyorsunuz. 14. gün ile 7. gün arasında radyasyon yağmurları Türkiye'ye yağdı. Bunu tutun şeye kadar, Adana'ya kadar olan bütün bölgeler etkilendi ve bayanlarımızın çoğunda şu anda tiroidite bağlı olarak bir sürü kanser tipleri tanımlanabiliyor. Bunlardaki hormonal dengesizlikler de yaşlanmayı arttırıyor. Beklemediğimiz bir takım hastalıklar ortaya çıktı. Yani
Keşke o olay olmasaydı bu Keşke. tarzda. Evet. Yine İstanbul'un yapısına baktığınızda bu yüksek binaların yapılması, egzoz kullanımı, Hava hava kirliliği. kirliliği cildimizde çok önemli bir takım tahribatlar yapabiliyor. Yani Uzak Doğu ülkelerine gidin. Mesela bunlar bir takım IV uygulamalar yapabiliyor. Bunlar Uzak Doğu ülkelerinde mümkün olabilirken, yani bir takım ilaçlarının damardan Evet. verilebilmesi regülasyonlarında serbesttir. Ama Avrupa normlarına dahil olduğumuz için Türkiye'de bunlarda bir takım kısıtlamalar vardır ve Sağlık Bakanlığı'nın regülasyonu altındadır. Yani bir tarafta gördüğünüz şeyi diğer tarafta yapabilmeniz bir takım regülasyonlara bağlı. Anladım. Ama hastanın şunu iyi anlaması lazım. Ben bir bireyim. Bana birey olarak yaklaşılması lazım. Her şekilde de her hasta bir farklı farklı tedavi yöntemleri ve farklı farklı hasarlar ve farklı farklı yaşlanmalara göre Tek yaklaşımda tip tek tip bulunmamız değil. Enjeksiyon kullandığınız mümkün var, değil. krem kullandığınız var, ameliyatlı yöntemleriniz var. Var. Tek tek konuşacağız ama önce sokağa çıkacağız hocam. Bu konuyla Tabii. ilgili sokağa çıktık, mikrofon uzattık. Söz sırası sizde. Yüzünüzün en çok hangi bölgesinin yaşlandığını düşünüyorsunuz? Genelde güldüğümüzde mesela kaz ayakları falan çıkıyor ya. Bir de kadınların genelde boyunları yaşını gösteriyor oradan. Yaş itibariyle hemen hemen şuralar, yanaklar falan göz çerçevesi oluyor. Yani şu an tam yaşlanmadım ama gözlerimin altında şuralarında yavaş yavaş bir kırışıklık olacak. Şu alt kısımlarında var. Göz altları. Kesinlikle göz çevresi. Hele ki bilgisayarla uğraşan biriyseniz, bir mühendis olarak söyleyeyim. Kesinlikle direkt ilk şeylerden bu kas şeyleri dediğimiz çizgiler belirginleşiyor. Bir de çok mimiğinizi kullanıyorsanız dudak etrafında da yaşlanma belirtileri gözüküyor. Kaz ayaklarım ve alnımda ve şurasının. Hocam genelde göz çevresinden şikayetçi kadınlar, alın bölgesinden şikayetçi. Benim de ağız çevremde böyle bir problem başladı. Önce ameliyatsız yöntemlerle başlayalım. Neler yapılabilir? Şimdi tabii bu esasında çok doğru tarif etmişler kendileri. En çok göz çevresi hastaları rahatsız ediyor. Oradaki bir takım kararmalar, işte morlukların oluşması, ince kırışıklıkların oluşması bizim kadınlarımızı mutsuz ediyor. Tabii bunları yaklaşımlar çok kolay. Bir botulinum toksininin kullanılmasından mezoterapiye kadar bunların renk açıcı, sıkılaştırıcı mezoterapi ürünleri kullanıyor. Mezoterapi dediğinizde şudur esasında. Yani içerisinde bir takım polipeptit olan malzemeler enjekte ediliyor. Yani polipeptitler var bunların içerisinde. Polipeptit dediğinizde protein yapısında olan yapılar. Bir takım vitamin, mineraller mi? Evet, mineraller. Bunlar cildin sıkılaşmasını sağlıyor. Botoks da biliyorsunuz oradaki kasların kasılmasını engelleyerek daha düz hale gelmesini sağlıyor. Ama bunu daha nasıl mesela şimdi şeye bakın, Avrupa'daki kadınlara bakın yahut da özellikle bu şeydeki Balkanlardaki Rus bayanlarına baktığınızda bunlara yönelik 12 yaşından itibaren önlem alıyorlar. Ne yapıyorlar? Kremlerini kullanmaya başlıyorlar. Güneş gözlüklerini ihmal etmiyorlar. Evet. Yani ihmal etmememiz gereken şeyler, artı sigaradan uzak durmaya çalışıyorlar. Evet. Bu önemli bir faktör. Mesela diyelim ki siz uzun yıllar bir eğitim hayatı geçirdiniz, gözlük kullanıyorsunuz, ekrana baktınız. Bu tabii ki kaz ayaklarınızın oluşmasına neden olacaktır. Bu bölgedeki bir takım kırışıklıklar. Tabii bunları botoksla ortadan kaldırmak mümkün ama repetitif, yani arka arkaya enjeksiyonlar, 6 ayda senede bir enjeksiyonlar yapılıyor bunlarda. Bazı hastaların bununla ilgili soruları oluyor. İşte ne, bu kaç kez yaptırabilirim? Evet. Ama endüstri de gelişiyor. Şu anda mesela soğuk zincirle taşınmayan botulinum toksinleri ortaya çıktı. Bu ne, nasıl bir şey? Yani bildiğiniz botokslar eksi 4 derecede geliyor size. Soğuk zincirle gelmesi gerekiyor. Yeni çıkan kuşaklarda daha Türkiye'ye yavaş yavaş girecek onlar. Soğuk zincirle gelmeyecek onlar. Normal çantanızın içerisinde taşıyabileceksiniz. İki, bunlara karşı vücudumuz bir takım antikorlar üretiyor. Antikor ne demek? Bunları saldıran, ortadan kaldıran, yabancı olarak tanımlanan bir takım vücudun ürettiği yapılar var. Bunları tanımamazlık haline getiriyorlar. Bir tanesi botoks, diğeri mezoterapi. Üçüncü yöntemi ise bir takım cihazları kullanmak suretiyle. Bunlar lazerlerden tutun radyo frekans cihazlarına kadar birçok yöntemle hastanı kolaylıkla gün içerisinde yapabileceğiniz, birkaç gün içerisinde rahatlıkla
ortama dönebileceği tedavi yöntemleri. Radyo frekansta ne yapıyorsunuz? Radyo frekansta bir takım radyo dalgaları gönderiliyor. Oradaki kasları daha yapısını arttırıyor, kanlanmayı arttırıyor, kolajen sentezini arttırıyor. Lazer teknolojileri de böyle. Tabii bunların çeşitli dalga boyları var. Leke açıcı lazerlerden kolajen sentezini arttırıcı lazerlere kadar birçok fraksiyonla kullanılıyor. Bir de tek bir lazerle değil bu. 4-5 tane lazer kombinasyonu ile yapabiliyorsunuz. Çünkü. Buna sıklıkla gitmek gerekiyor mu hocam, yoksa tek seferlik yöntemler mi bunlar? Biz senede bir gidebilirler, 2 senede bir gidebilirler. Fazla şey değil bunlar, hasta için ağrılı değil. Mesela bir takım erbium lazerleri hemen ofis şartlarında yapıp gönderebiliyorsunuz. Bir pembelik veriyor yüze. O mesela karbondioksit lazer gibi daha agresif, daha derin olan şeylerde hasta genelde yüzünde pul pul dökülmeler oluyor. Bunda 3-4 gün evde istirahat etmesini öneriyoruz. Radyo frekansla ertesi gün gidebiliyor, ofis şartlarında yapılabiliyor. Mezoterapi hemen yapılabiliyor. Bunlar rahatlıkla uygulanabilecek yöntemler, ameliyatsız yöntemler. Bir de tabii toplumların bakış açısı da farklı. Mesela Amerika'daki kadınlar cerrahi daha çok tercih ediyorlar. Yani özellikle daha iyi sonuç alabilmek için, daha net ortaya koyabilmek için. Ülkemizde nasıl durum? Daha çok ameliyat dışı şeyleri şu anda. Çünkü korkuyorlar. Biz diyorsunuz, bizde %1 iz kalması her zaman hasta için negatif bir şeydir. Yani evet. İz kalmasını istemezler. Sonuçta bir yüz germe ameliyatı yaptığınızda kulağın önünden başlayarak arkasına devam eden bir iz söz konusu oluyor. Bunları kısa izli ameliyatlarımız da var. Ama oradaki bayanın da tarif ettiği gibi en önemli şey, size en çok kadınlara ihanet eden şey nedir biliyor musunuz? Boyundur. Boyun yaşınızı evet sizi gösterir. Eller ikinci planda. Ellerinizi göründüğü takdirde yaşınızı belli edecektir. Dolayısıyla boyunlardaki yaptığınız aletlerle ilgili olan şeyler çok başarılı değil. Daha çok cerrahi öneriyoruz. Ama tabii bunda bir yaş skalası var. Tutup bir 30 yaşında çok yıpranmamış bir kişiye cerrahi yapmak tabii ki doğru değil. Bu bahsettiğiniz ameliyatsız yöntemler daha genç kadınlara evet. ya da kişilere yapılması gereken evet. yöntemler değil mi? Tabii. Hocam ameliyatlı yöntemlere geçeceğiz ama yine bir virgül koyalım, kulağımızı sokağa uzatalım. Estetik yaptırmayı ister miydiniz? Ya şu an için değil ama ilerisi için düşünürüm. Yani gözümün altında şu an değil ama bir burun ameliyatı olmak isterim. Estetiği istiyorum evet. Yaşa bağlı olarak neden olmasın? Neticede hani yaptığınız mesleğe bağlı olarak görüntüye önem veriyorsanız, hani çok şey yöndeyseniz, insanların toplumun önünde konuşacaksanız bazen gerekiyor. Asla düşünmem. Yani gerektiği zaman isterim tabii ki ama yani şu anda biraz daha yaşımın genç olduğunu düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda olabilir. Yok ama mesela 30-35 yaşımdan sonra gece kremleri, kırışıklık engelleyici öyle düşünüyorum. Genel fikrimiz ne yönde hocam? Yani ilerleyen yaşlarda yapılabilire sıcak bakıyor muyuz biz Türk kadınları? Şimdi şöyle, esasında bu büyük, biliyorsunuz insan psikolojisine baktığınızda bir kabullenmeyle alakalı bir şey. Yani kadınların çoğu esasında pozitif bakıyor. Yani olmak istiyorlar. Çünkü erkeklerle kadınları karşılaştırdığınızda kadınlar esasında daha akıllı. Yani ne istediklerini daha iyi biliyor. Mesela erkek hastalarda siz bunu anlatabilmeniz daha zor oluyor ama kadınlar çok daha zeki oluyorlar ve ne istediklerini size söylüyorlar. Ve kendi kusurlarını daha rahatlıkla ifade edebildikleri için cerrahi yaklaşımları daha kolay. Erkekler de tabii bunu belli bir oranda belli ediyorlar ama tabii toplumsal algı çok önemli. Kimse artık böyle çok bitkin, yorgun, özellikle mesleği gereği toplum önünde olan kişiler cerrahi tabii ki düşünüyorlar ve pozitif yaklaşıyorlar bu konulara. Hocam size gelen sorular da var. Onları da aktarmak istiyorum. Bir yandan numaraları bir kez daha hatırlatalım. Efendim yüzümüzle ilgili cilt gençleştirme, yaşlanma karşıtı bir takım konular konuşuyoruz. Ameliyatla ameliyatsız yöntemlerle ilgili merak ettikleriniz varsa 0212 243 7178'den bizi arayarak sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla soru atabilirsiniz. Bir izleyicimiz hocam der ki kare bir yüz şekline sahibim. Estetikle V yüz şekline sahip olabilir miyim diye araştırıyordum. Ekranda sizi görünce sormak istedim hocam. Böyle bir ameliyat var mı ve varsa eğer ne kadara mal olur der.
Yüzün şekli değiştirilebiliyor mu? Değiştirilebiliyor. Yüzün şeklini değiştirebilirsiniz. Kemiksel yapıdan bir takım tomografiler çekiyoruz. Kemik yapılarına bakıyoruz. İnceltme, kemiklerle inceltme artı yukarıya asma yöntemleriyle daha oval hale getirebilmek mümkün olabiliyor. Ama tabii yani şöyle yüzdeki çok değişiklik de biliyorsunuz hastaya bunu anlatmamız lazım. Çok büyük bir değişiklik beklememeleri lazım. Yaptığımız şeylerle tabii ki o kare ve yumuşatma mümkün olabiliyor ve hastalar genelde bundan mutlu oluyorlar. Ama aşırı yani bir kareyi tamamen kare olan bir şekli zaten geometrik olarak sizin yuvarlak hale getirme şansınız yok. Çünkü bir takım dokuları çıkartmanız gerekiyor. Ama karenin köşelerinde bir takım şey olarak düşünün, bir yumuşatma hareketi yapabilmeniz mümkündür yani. Bu zorlu bir ameliyat mıdır peki hocam? Zorlu bir ameliyat. Yani kişiyi mesela hayatından alıkoyar mı bir süre? Belli bir süre. Mesela çene yapısını da bilmek lazım. Bazı hastalarımızda alt çene önde oluyor. Bunun tedavisi, geriye alınması, tedavi prosesi yaklaşık bir yani uzunluğu yaklaşık 1,5-2 yıl sürüyor. Diş tedavisi de birlikte kombine yapılıyor. Yahut da son zamanlarda biliyorsunuz Hollywood yüzü denilen buradaki şeyler alınıyor biliyorsunuz. Yağ katmanları alınıyor. Daha çökük bir görüntüye sahip olmak istiyorlar. Ama şunu söylemek istiyorum duygularla. Mesela siz Mona Lisa'nın şeyine baktığınızda orada sizin ilk dikkatinizi çeken portrede nedir? Yanaklarının dolgunluğu aslında. Bence o değil. Nedir biliyor musunuz? Küçük ağız mı? Kaşları yok. Kaşları yok. Doğru söylüyorsunuz kaşları hocam. Kaşları yok. Ama şimdi bakın kadınların çoğu ne yaptırıyor? Mikroblading'de kaş yaptırıyor. Evet. Konsept sürekli değişiyor. Değişiyor. Yani güzellik de değişken bir şey esasında. Evet, yani, o yıllardakiyle şimdiki birbirinden farklı. O zamanlardaki kadınlar biraz daha böyle hafif... dolgun, etine evet. Dolgunken. Çünkü makbul sayılıyor. Çünkü tabii. Dolgan kadın makbul. Ama şimdi mesela Kore'ye bakın. Kore'de 20 yaşına geldiklerinde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kore'de Seul güzelliğin başkenti olarak kabul edilir. 20 yaşları iş hayatına girmek isteyen erkekler, kadınlar... Ne yaptırırlar? İlk önce estetik ameliyatlarını yaparlar. Çünkü bunlar büyük kurumsal şirketlerde çalışacaklar. Dünya çapında rekabet edebilecekleri bir görünüme sahip olmak isterler. Ne yaparlar? Onun için ne yaparlar? Göz kapaklarında katlantılar oluştururlar. Badem göz ifadesi ortaya çıkarlar. Daha Avrupalı bir burun ifadesinde şey yaparlar. Belki 50 yıl sonra baktığımızda bu konsept biraz daha değişecek. Tabii. Biliyorsunuz küçük ayaklı kadınlar vardı bir zaman. Çin'de demir ayakkabılar giydiriliyordu. Evet. Ne kadar yine Burma'ya gittiğinizde uzun boyunlu kadın imajı çok farklıydı. Yani halkalar takılmak şeklinde. Güzellik esasında benim konseptime göre sağlıklı yaşlanma artı kadının kendini nasıl iyi hissettiğiyle alakalı olan bir şey. Evet. Bir de hocam kişi de kendinde ne varsa onu istemiyor insan. Mesela şimdi Kore örneği verdiniz işte gözlerini büyüttürmek istiyorlar diye. Mesela büyük gözlü ülkelerde de belki o büyük gözden şikayet ediyorlardır değil mi? Kesinlikle. İnsan kendinde ne yoksa onu arzu ediyor gibi bir durum gibi. Var sanki değil mi? İşte insanoğlunun yapısı o biliyorsunuz. Tatmin olması zor zaten. Hep onu derler yine benim konum değil ama iktisat bilimi öyle çıkmıştır. İnsanların ihtiyacı sonsuzdur. O sonsuzluğu tatmin edebilmek için bir takım şeyler yapılıyor. İnsanların evet. Yapısı sıkılgan oluyor. Evet. Hocam şimdi bir izleyicimiz de der ki benim yüzümde bir yaşından beri kızarıklık var. Sıcak ve soğukta artıyor bu kızarıklık. Soğuktan sıcağa geçtiğimde yüzümde inanılmaz ateş basması oluyor. Yüzüm kıpkırmızı oluyor. Şu an IPL lazer tedavisi görüyorum ama bilmiyorum tamamen geçecek mi? Bunun başka bir çözümü, kesin bir çözümü var mıdır der. Şimdi kolinerjik dediğimiz biraz tıbbi şeylere çok girmek istemiyorum da bunlar da sinir uçlarında fazla salınımdan kaynaklanan bir şey var. Lazer tedavisi doğrudur ama biz bunlarda flash pump öneriyoruz. IPL lazer çok etkili olacağını sanmıyorum. Bir de tabii hormon profili artı şeylere bakmak lazım. Bir takım kan analizlerine bakmak lazım bunu değerlendirebilmek için. Şimdi yüzdeki ani böyle flash olan şeylerde biz mesela botoks da önerebiliyoruz. Aşırı terleyen kişilerde yahut da biliyorsunuz koltuk altında aşırı avuçlarda çok aşırı terleme oluyor. Botoks bunu kısmen azaltabiliyor.
Şeyde lazerde ise kırmızı moda duyarlı olan şeylerin seçilmesi gerekiyor, tiplerinin seçilmesi gerekiyor. Fayda görebilir bu izleyicimiz. Bir izleyicimiz de hocam ben der ki 56 yaşında bir kadınım, hem gıdı sarkması var hem yüzümde sarkmalar var, yanaklarımda kombine edilebiliyor mu bu ameliyatlar der. Genelde kombine ederek yapılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü sadece orta yüzünüzün askılanması ya da geriye alınması boynunuzdaki yaşlanmayı da belirleyeceği için arada bir diskordans, yani bir orantısızlık varmış gibi gösterir. O orantısızlığı yedirmek gerekiyor. Yani boyunla birlikte kombine ediliyor, gıdı sarkması da ortadan kaldırılabiliyor. Kombine yapılan bir ameliyat zaten. Hocam nasıl anlatırsınız bize ameliyatlı yüz germe işlemini? Bir de mini facelifting var değil mi? Evet, facelift ve mini dediğimiz. Biz ona short scar da diyoruz. Çeşitli yöntemleri var. Klasik olan da kulağınızın ön tarafından başlıyor. Arkaya doğru devam ederek saç çizgisinin içerisinde devam eden bir kesiniz oluyor. Boynu da kaldırmak isterseniz. Yüz smas tabakasının üzerinden kaldırılıyor. Yani o bir kas tabakası, ince bir kas. Gözle görülebilir bir kas tabakası. Daha sonra oradaki yumuşak olan dokular ya kendi etrafına dikilmek suretiyle ya da yukarıya asılmak suretiyle yer çekim vektörlerine zıt yönde yukarıya asıp sütüre edilmek suretiyle, yani bağlamak suretiyle yapılabiliyor. Boyun da aynı şekilde de. Boyunda farklı olarak küçük bir insizyonunuz, yani kesiniz burada da oluyor. Gıdının altında gözükmemek için çok fazla sarkmanız varsa, ama genelde kulağın arkasında şey yapıyor. Görmeyen erkeklerde bu daha bir problemdir. Çünkü şimdi dikkat saçlar edin. Saçlar kısa erkeklerde. Hem o, bir de biliyorsunuz ne dikkatinizi çeker erkeklerde? Sakallı bir, şurada bir sakalsız bir bölge var. Evet. Görüyor musunuz? Evet. Erkeklerde yüz germe ameliyatı yaptığınızda sakal direkt arkaya gideceği için kendini daha çok belli eder. Ve erkek cildi daha kalınır. Kadınlardaki yüz germe ameliyatları çok daha başarılı. Daha başarılı oluyor. Daha natürel yaptığınız takdirde çok daha hoş gözükür. Peki hocam, bu acaba lokal anesteziyle mi yapılır? O sırada acı hissedilmez. Sonrasında kadının nelere dikkat etmesi gerekir? Yüz germe ameliyatları genel anestezi altında yapılır. Hastanın uyuması lazım. Çünkü 4 saate yakın süren boyunla birlikte bir ameliyattır. Plastik cerrahinin en zor ameliyatlarından bir tanesi kabul edilir. Çünkü yüze gelen 5 tane sinirimiz var. O 5 tane sinirin üzerinde dans ederek yapıyorsunuz o ameliyatı. Onları hasarlanmamanız gerekiyor. En iyi cerrahların elinde bile %5 ile 7 arasında o sinirlerin zarar görme olasılığı var. Bunu hastayla çok iyi konuşmanız lazım. Çünkü büyük bir ameliyat. Yani 100 nakil ameliyatları da bunların üzerinde yapılmıştır zaten, biliyorsunuz. Dolayısıyla hasta bunu çok iyi anlaması gerekiyor. Kendine gelme periyodu, hastanede bir gecede kaldıktan sonra evde bir dinlenmesi gereken periyoddur. İki, hastaların bunlarla sigara içmemesi çok önemli. Sigara içerse, çünkü cilt mikro damarlarla beslendiği için, küçük damarlarla oraya giden damarları sigaranın içerisindeki nikotin, biliyorsunuz, spazma uğratıyor. Karbon monoksit var. Bunlar hep olumsuz etkisi var. Cildin beslenmesinin üzerinde olumsuz etkisi olduğu için şey yapıyor, beslenmesini bozuyor, ameliyatı da zora sokuyor. Morlukların ortaya çıkmasına, cilt çürümesine neden olabilir sigara. O yüzden sigarayı bırakması tabii şart herhalde. Peki acaba izi, morluğu, şişkinliği aylarca eve hapseder mi kadın? Yok, etmez. Yani düzgün yapıldığı takdirde ve hastanın tansiyon problemi, kanama problemi yoksa tabii ki rahatsız edeceğini sanmıyorum. Bir hafta içerisinde kendine gelecektir zaten. Peki hocam, bu ameliyatın etkisi kaç yıl sürer? Şimdi şöyle, siz yaşlanmayı durdurabiliyor musunuz? Durduramıyoruz. Yani şimdi hasta bu soruyu bize çok sık soruyor. Ortalama biz bunları, yani ne kadar geriye aldığını yaşını hesaplayarak söyleyebilirsiniz. Yani 50 yaşındaki bir bayanı siz 42 yaşında ya da 40 yaşında görünür hale getirebiliyorsanız başarısınız. Ama hastanız bundan sonra sigara içmeye devam eder, yeterince su almazsa, hormon profilini düzenlemezse tabii ki daha hızlı yaşlanacaktır, ama yüz germe ameliyatı olmayana göre daha yavaş bir yaşlanma söz konusu olacaktır. Yani bunu da natural olarak yapılması lazım. Soruyu o şekilde hastalara izah etmek lazım. Bir zaman dilimi vermek yanlış olur, ama sizin geriye atışınız olarak planlamak lazım, anlatmak gerekiyor. Bu şimdi çok popüler olan örümcek ağı germe aynı şey mi hocam? O başka bir yöntem mi? O farklı. Şimdi bakın, biyomateryal bilimi seçmemdeki neden o. Şimdi Kore'ye gidin, birçok böyle genç araştırıcılar şey üretiyorlar, polimer üretiyorlar. Polimerler protein yapısından, işte bu cildin
etrafında bulunan yapılardan oluşturulmuş şeyleri iplik haline getirilmiş bir yöntemdir. Sık olarak kullanılıyor. Yapı şu, kısaca şöyle söyleyeyim. Birçok markalar var, birçok şeyler var. Amaç oradaki ipleri yüzün çeşitli planlarına yerleştirmek suretiyle yüzün yukarıya doğru asılmasını sağlamak. Tabii bunlar belli bir süre içerisinde eriyor. Erirken teknoloji de gelişiyor, yeni ipler geliyor. Erirken ne oluyor? Onlar oraya bir katman oluşturuyor ve hücre etrafına yapışması söz konusu oluyor. Şimdi ne yapıyorlar bu ipleri? Bir basamak daha ileriye gittiler. Bu iplerin etrafını hiyalurik asitle kapladılar. İki, daha da ileriye gelecek. Biz bunların içerisinde stromal vasküler fraksiyon olarak adlandırdığımız, yani halk arasında bu kök hücre olarak biliniyor. Bunun içerisinden kök hücreleri de enjekte edebiliyorsunuz. Yani yavaş salınımlı bir takım materyalleri de yerleştirebiliyorsunuz. Böylece daha uzun kalıcılığı söz konusu olabilecek. Yani ameliyatı geciktiren şeyler olarak kabul edin. Daha fresh olarak gözüküyorsunuz. Kısa bir işlem. Lokal altında yapılabiliyor. Hastaların tercih ettiği yöntemler. Peki hangi yöntemin kime gerektiğine nasıl karar veriyorsunuz hocam? Birinci şey hastanın fizik muayenesi. Yaptığımız biz şey yapıyoruz, yine önemli olan görüntüleme yapıyoruz. Görüntülemede hastayı alıyorsunuz karşınıza. Ondan sonra bizim bir ekranımız var. Görüntülerini çekiyorsunuz. Orada cilt analizini şu ekrana yansıtıyorsunuz. Birlikte tartışmaya başlıyorsunuz. Hastaya sorular soruyorsunuz. Ondan sonra siz orada gördüğünüz eksiklikleri hastalara anlatıyorsunuz ve tedavi seçeneklerini karşılaştırıyorsunuz. Dolayısıyla hasta daha rahat anlıyor. Yani biraz da çağ, biliyorsunuz, dijital teknoloji çağı. Dijital teknolojiyle hastaların, biz doktorların en büyük hatası duygularım sizce nedir? Hep tıbbi terminoloji kullanırız değil mi? Hasta, evet, bizi anlamaz. Ay, ben ne söylediğini anlamadım, evet, der. Fakat siz bunu dijitalize ettiğiniz takdirde ve kendisini gösterdiğiniz takdirde hangi yöntemi seçeceğinizi daha rahat anlayabiliyorsunuz ve hasta ona daha çok inanıyor. Çünkü ben şimdi size desem işte örümcek ağı bir yanlış bir terminoloji esasında. Bunlar şeydir, eriyebilen polimerlerden üretilmiş olan ipliklerdir. Ama ben hastaya polimer dediğimde anlamaz bunu. Dolayısıyla ben bunu anlatabilmem için cilt yaşlanmasını gösterip bunun ne olduğunu ve nasıl bir efektin olacağını gösterirsem daha rahat anlayacak. Evet. Ve böylece bir takım aramızdaki yanlış anlamaları ortadan kaldırmış olacağız hastaya da. Çok keyifli bir sohbetti hocam. Çok teşekkür ediyoruz sabırla sorularımızı yanıtladığınız için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yüz gençleştirme yöntemlerini konuştuk. Estetik, rekonstrüktif ve plastik cerrah Profesör Doktor Mehmet Bozkurt ile. Hiçbir yere ayrılmayın. Biz buradayız.